Türkiye'nin en çalışkan 10. sınıflarından merhaba diyerek videomuza başlıyorum. Sizlere özel Mart ayı programınız hazır arkadaşlar. Canlı yayınlarımızın, normal videolarımızın olduğu matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyatta sizlere özel videoların hazır olduğunu söylemek istiyoruz. Ve yazılı kampımız da geliyor arkadaşlar. 21 Mart'tan 27 Mart'a kadar sizler için mükemmel yazılı provaları hazırladık. Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde okul yazılarınızdan en yüksek notlar almanız için yazılı provalarımız da geliyor. Zaten sizler de normal programımızı takip ettiğinizde en yüksek notlar Sizden kaçamayacak arkadaşlar. Yorumlarınız bizler için çok değerli. Bütün Sağlam demiş ki hocam programlı ders çalışma çizelgesi yapar mısınız? Buna ihtiyacımız var. Hangi derslere ne zaman düzenli çalışacağımı bilmiyorum demiş. Arkadaşlar esasında okullarda hocalarımız sizlere konuları gösterdikten sonra ve yazıları hazırlarken... Bizler de videolarımızı hazırlarken tek bir kaynaktan besleniyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları çok çok önemli. Neden? Çünkü bütün yazılı soruları... Mesela bakın biz Dinama Soru Bankalarımızla aynı şey yapıyoruz bütün yazılı soruları, bütün konu anlatımları bu kazanımlardan belirleniyor. Dolayısıyla sizler bu kazanımları bildiğinizde, bu kazanımlara uygun videoları izlediğinizde, bu kazanımlara uygun çalışmalar yaptığınızda, kitaplardan sorular çözdüğünüzde zaten yazılıda çıkacak sorular da önünüze gelmiş oluyor. İşte bizler bu sizlere işte... Edebiyatta, tarihte, coğrafyada, fizikte, kimyada, biyolojide bir video programı sunuyoruz. Bu videoları izlediğinizde bunlarla bağlantı olarak ödevlerinizi yaptığınızda gerisi çok daha rahat arkadaşlar. İşte kasmanıza gerek yok. Zaten şunu da söylemek istiyorum. Bu bütün bu yaptıklarınız yani bu programlar, bu kitapların her biri ileride gireceğiniz üniversite sınavı için yani TET ve AYT için bir ön çalışma oluyor. Biliyorsunuz ki LGS çalışması yaparak 9. sınıftan başladınız. 9. sınıf TET'nin %50'sini, 10. sınıfta yine TET'nin %50'sini oluşturuyor. Ardından AYT'nin %50'sini 11, %50'sini 12 oluşturuyor. Bu ikisinin toplamı yani 9, 10, 11, 12'lik toplamla beraber sizler üniversite sınavına gireceksiniz ve bu iki kitapçıktan hayallerinizdeki mesleğe girmeye çalışacaksınız. Yani burada yapacağınız her bir soru, her bir doğru siz gelecekte hayalinizdeki yazılımcılık olabilir, öğretmenlik olabilir, mühendislik, doktorluk fark etmez. Hangi mesleği istiyorsanız bununla alakalı size bir adım öne geçirecek. Burada yapmanız gereken şey şu. Eğer her şeyi son güne bırakırsanız yani 12. sınıfa bırakırsanız genellikle ya hedefinizi küçültüyorsunuz. Aman burayı kazanamam zaten ben diyorsunuz. Ya da hedefinizi küçültmek istemediyseniz de bu sefer 12. sınıftan sonra yeniden üniversite sınavına hazırlanmak zorunda kalıyorsunuz. Yani mezuna kalıyorsunuz. Bütün bunlara karşı yapılabilecek tek bir şey var. En baştan düzenli, sistemli ve dikkatli bir şekilde çalışmak. Yani bizim videolarımızı izlediğinizde veyahut da diğer çalışmalarınızı yaptığınızda, okulda verilen ödevleri yaptığınızda veyahut da şimdiden üniversite sınavına yönelik bazı derslere ön çalışmalar yaptığınızda. Mesela bu ne olabilir? TYT'de de AYT'de de en önemli ders esasında sayısalca olsanız ilk başta sınav Türkçe ile başladığı için Türkçedeki Anlam bilgi soruları. Türkçenin de çoğunluğu paragraftan oluşuyor arkadaşlar. Türkçe iştir, paragraf diyebiliriz. Burada öğrenci iyi başlayamayınca ardından da diğer sınava bu yansıyor. Böyle Türkçe yetiştiremedim. Türkçe zordu. Paragraf soruları zor diyor. E bunu şimdiden halledebilirsiniz. Şimdiden hem diğer derslerinize yönelik bir artı sağlamış olur. Hem de Üniversite sınavına yönelik bir art sağlamış olur. Bunun için mesela paragraf kitaplarımızdan faydalanabilirsiniz. Paragrafik kitabımızda veya buna benzer paragrafik, paradoks kitaplarımızda sizler için hazırladığımız ÖSYM tarzı süper sorular var. Bunları çözdüğünüzde geleceğe dair çok büyük bir yatırım yapmış olursunuz arkadaşlar. Diğer bir şey de Mart ayında sizleri bekleyen videolarda neler var? Birincisi canlı yayınlarımız var ama bütün bu canlı yayınlarda ya da detaylı konu anlatımlarında bizim tek bir amacımız var. Üniversite sınavında çıkabilecek soruları göstermek ve kazanımlara uygun hareket etmek. Zaten Üniversite sınav soruları da bakın şöyle göstereyim. Üniversite sınav soruları da bakın e, yazılı soruları da bizim videolarımızda, okulda hocalarınızın anlattığı derslerde hep bu kazanımlardan hazırlanıyor. Yani mesela Kazanım demiş ki. Evet, dünya edebiyatının ilk destanlarından bir örnek. Türk halk edebiyatından bir efsane örneği. İşte öğrencilere yakın çevrenin varlıklar mekanlar işletilir. Bunları bunları anlatıyor ya burada size. Aynısını üniversite sınavında sorabiliyor. Aynısını okul yazılısında sorabiliyor. Bu tabi edebiyat dersleriyle alakalı bir şey gösteriyorum ben. Bizim bütün e, kitaplarımızın başında ve bütün videolarımız hep kazanımlara göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla sizin bu izleyeceğiniz canlı yayınlar ya da konu anlatımları hep aynı eksenle gidiyor. Yani milli temakanın kazanımları ÖSYM'de çıkabilecek sorular ve okul yazılarımızda çıkabilecek sorular şeklinde gidiyor. Soru çözümlerimiz, motivasyon ve rehberlik videolarımız ve yazılı kamplarımızda Mart ayında da sizlerin peşini bırakmıyoruz arkadaşlar. Yorumlarınız bizler için çok değerli. Lütfen yorumlarınızı e, bu kısma atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.